Kampta kalmanın yan etkilerini görüyorsunuz şurada. Sinek ısırığı. Kırmızı ister misin baba? Nehrimize veda ediyoruz. 48 saat gibi kısa bir süre bile insanın bir yere bağlanmasına yetiyor. Şu anda hüzünlüyüz biraz. Ama yeni maceralar bizi bekler. Çadırı kurmayı gösterdik. Şimdi toplamayı da gösterelim. Toplaması da 10-15 saniye falan sürüyor değil mi Sofya? Evet. Şimdi yolluk kahvemizi de yapıyoruz. Today my friends we're making coffee with my mom. Right, Mom? Yes. This is our coffee. Right? Bakalım. Birazcık daha yapabiliriz. We have to do a little more. That's it. It's good. Sorry if I turn backwards again. Have you ever touched a turtle before? Yeah. Yeah? Would you like to try again? Sure. You can touch his shell and you can touch his feet if you'd like. Oh. Yolculuğun arabalı kısımlarından çok fazla bir şey paylaşamıyorum çünkü genellikle arabayı kullanıyorum, şoförlük yapıyorum. Sevgili eşim şu anda bize bir şeyler almaya gitti. Sandviç gibi bir şeyler hazırlayacakmış galiba. Onun dışında yolda gideceğimiz yerler hakkında, çevre hakkında araştırmalar yapıp bize bilgiler sunuyor. Tüm bu esnada da arkadaki oğlumuz bu şekilde takılıyor. Onun yediği önünde, yemediği yanında kitapları, özellikle oyuncakları. Hiç sesi soluğu çıkmıyor. Dünyadan Sufiye. Dünyadan Sufiye. Arka gezegende işler nasıl? Evet. North Carolina'dayız ve üniversite ziyaretinden dönen eşimi görüyorsunuz. Ne durumda? Üniversite iyi mi? Tavsiye ediyor muyuz genç öğrenci arkadaşlara? Welcome Week'miş. O yüzden her tarafta öğrenciler vardı. Çok kibar çocuklar. Sevdim. Wilmington yakınlarındayız. Carolina Beach'e doğru gidiyoruz. Wilmington ilginç bir yer çünkü burası doğunun, yani tabii Amerika'nın doğu kıyısının Hollywood olarak geçiyor. Wilmington yerine Filmington da diyorlar hatta. 400'e yakın dizi ve film çekilmiş. Aralarında hangi film var Sufi? Iron Man. Iron Man var. Evet, Iron Man buralarda çekilmiş. İlginç değil mi? Ormandan sonra şimdi de deniz keyfi. Bu yolculukta ilginç bir şekilde Sufi'nin okuduğu bir kitaptaki rotayı takip ediyoruz gibi geldi bana. Avatar, bilenler bilir. The Last Airbender, son hava bükücü. Burada 4 unsurdan bahsediliyor. Su, toprak, ateş, hava. Yolculuğumuzun ilk kısmında Earth kısmını hallettik. Doğada toprakla haşır neşir olduk. Şimdi de Atlantik Okyanusu'nda water kısmına geldik. Bakalım hava ve ateş konusunda karşımıza bir şeyler çıkacak mı bu yolculukta? Merakla bekliyoruz. We don't wanna grow up. We just wanna be.
yeşile gittim. Nefessiz mi kaldın biraz? Evet, nefessiz kaldım. Evet, Sufi küçük bir nefessiz kalma deneyimi yaşadı. Çok sahilde olmasına rağmen. Dalgalı deniz her zaman tehlikeli. Yüzerken çok dikkatli olmak lazım. Küçük çocuk olursan yardım gerekir. Küçük çocuklara özellikle ekstra bir dikkat etmemiz lazım. Sen ne istiyorsun? Sufi? Bunlar alıyorum ve bunlar. Here you go. Thank you. Bak. Ben de istiyorum dondurma. Yolda gelirken ani bir kararla Georgetown'da durmaya karar verdik. Burası Amerika'nın en eski üçüncü kenti diye geçiyor. Çok ilginç bir yer çünkü bilmiyorum görebiliyor musunuz şurada dumanları, demir çelik fabrikası var. Ama hemen yanında da tarihi bir sahil şeridi. Şimdi bu sahil şeridini keşfe çıktık. Evet, yeni aldığımız bir bilgiye göre Amerika'nın değil sadece South Carolina eyaletinin en eski üçüncü kentiymiş burası. Acaba en eski kenti hangisi? Savannah olabilir. Ama orası Georgia eyaletinde. Savannah'a da gideceğiz zaten. Bakalım, gezelim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Dondurma güzel bir şey diyor o da. Burada pirinç müzesi varmış esas mı? Evet, burada pirinç müzesi var. Devleşşah'ın çok ilgisini çeken tabii pirinç müzesi oldu. Çünkü ben bunun kölelikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Kölelerin çalıştığı tarlalarla ilgili bir şeyler olabilir. Kölelik müzesi de varmış. Aynı zamanda Gula diye bir müzeyim var. Gula muhtemelen köle yani kula kelimesinden geliyor. Müze kapalı olduğu için gezemiyoruz şu anda maalesef. Hi guys. Where are we, Dad? Dad, where are we right now? Georgetown. We're in Georgetown. Rice Town right now? Yes. It is? Kind of. Yeah. I think this town is called Rice Town right now? Yes. Burada Rice Museum orada tarlaları vardı, resimleri. Pirinç tarlalarının resimleri vardı. So, ve köleler nasıl orada çalışıyorlarmış onları gösteriyor. English please. Aynı anda iki vlog çekmek çok zor oluyor tabi. English please. I'm talking to my vlog, not yours. Nasıl geçiştiler buradan? Amerika'da sincap görebilirsiniz, geyik görebilirsiniz ama kedi çok zor görürsünüz. Biz de kedi gördük ve çok şaşırdık. Hem de nerede? Georgetown'da. Georgetown'un muhtemelen yegane kedisiyle karşı karşıyasınız. Bak bak, bu da yavrusu bak. Bu da yavrusu. Şarkıyı duyuyor musunuz? Bu şarkı Jerry Maguire filminden. Tam böyle bir sahne. Jerry Maguire çok büyük bir ümitsizlik içindeyken nihayet bir iş fırsatı yakalıyor. O iş fırsatını yakaladıktan sonra arabasına atlıyor ve dönüş yolunda bu şarkıyı dinlemeye başlıyor. Daha doğrusu önce birkaç kanal değiştiriyor. Kendi kafasına, ruh haline uygun bir şarkı arıyor. En sonunda da bu şarkıyı vuruyor ve şunu yapıyor. Free falling.
storm if you see there. And we're going to our hotel.